Yarışmacı arkadaşların, komşularının sana ön yargıyla geldiğini düşünüyor musun? Fazla fazla. Fazla fazla. Yani. Mesela en çok kim ön yargıyla gelmiştir? Hepsi. Hepsi. Ayırt edemiyorum. Ne gibi bir ön yargıları var sana karşı? Yapamaz, edemez. Böyle biraz genç görüyorlar. Evet, özellikle yetiştiremez. Son iki gündür falan çok diyorlar. Süreyi çünkü Ümran teyzeli ki var, teyze de sürede zorlandığını söyledi. Öyle dediler. Peki Nayda Hanım'a soralım bakalım. Cemile nasıl bir menü seçmiş Nayda Hanım? Dünkü menünün aynısı gibi olmuş. Dünkü menünün aynısı gibi olmuş. Copy paste. En azından bana yakışan bir menü bence. Yok, dolu dolu. Evet, anneme yakışmıyor kadar... muydu? Yani Ümran Cemile. Teyzenin... Ümran teyzenin köftesi falan güzeldi ama bence Ümran teyze göre basit kalmıştı. Ben bana göre bu menüler Cemile'den daha ağır. Cemile'ye göre ağır bir menü mü? Bana ben göre ağır Cemile'den yani. Cemile'den beklemiyordum. Evet anne ne diyorsun? Cemile bu menüyü, dünkü menüyü sana yakıştırmamış. Babamın düşüncesi. O kadar kısa kurtuluyorsun. Daha ağır beklerdim yani o anlamda dedim. Sen de ama o kadar abarttın ki ben de dedim ki bu açacak bir şeyler yapacak. Yok benim canım. Menümle aynısını yapmışım. Bir de benim menümü seçtin ya, şu böyle şu şöyle diye senin aynısı hiçbir fark yok. Ama diyor ki benim yaşıma göre ağır bir menü. Aynen. İmran ablaya göre kolay bir menüydü. Yani bir 25 senelik bir mutfak şeyinden sonra, evet, çalışmasından yani. Sonra, düşüncesi. Evlilikten sonra. Hayır, kendi düşüncesi. Peki. Evet Nayda Hanım, sofrayı nasıl buldunuz? Sofra düzeni güzel. Demek ki kimse çiçek göndermemiş. Çiçek vardı da çiçek yok. Unuttuk. Unuttuk. Çiçek vardı normalde. Yok güzel güzel, ben beğendim. Cemile'ciğim ben... iki tane çiçek geldi. Evet. Peki sizce bu masa kurmasını Cemile biliyor muydu, annesine mi sordu, öğrendi? Anca Cemile biliyordu. İnternetten. Biliyor. Nasıl? İnternetten öğrenmiştir. Evet. İnternetten. Olabilir, o çiçek kötü bir şey yok. Peki, evet. Güzel. Kibar abla, sen nasıl buldun masayı? Masa güzel. Şöyle baktığımda herkesin bıçağı içeride, benim kaşık içeride. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Kibar Hanım yeni yeni masaya göz atmaya başladı. Bir seninki gibi. Hemen geldiğim zaman böyle bir gözüme baktı. Seninkinde yerleri bile yanlıştı. En azından benim bir tanesinin. Tatlım o zaman söyleyecektiniz. Unutmuşuz. Demek ki biz küçük detaylara takılmıyoruz. Göz yumuyoruz. Keşke ben de göz yummasaydım. Takılmadım değil. Böyle siz fark etmediniz onu. Ben o ara fark ettim de çok takılmak istemedim ufak detaylara. Ben de takılmadım. Cemil'in o gün fark ettiğini inandın mı? Cidden fark ettim. Fark ettim. Fark yok, inanmadım. Fark etseydi söyler miydi? Söylemeyi unuttum. Fark ettim. Yorum ben geçmişti. De ben de fark söylerdiler ettim. Arada karıştı. Karıştı. Ben çok söyledim zaten. Ben karıştı arada. Çok pardon. Sen niye sustu peki, gördün mü? Ben çok süzdüm. Çok fark ettim. Çok baktım. Tam bir söyleyecektim. Evet, araya bir şey girince. Araya laf girdi. Laf girince kaldı. Ben de öyle oldu. Nasıl? Ümran ablacığım. Hiç kayırdın mı? Laf anneme gidecek. Ümran. Hiç kayırdın mı bak? Doğruyu hepsi böyle söyleyeyim. Olsa, ters olsa gene göze çarpmaz ama hayır, bu şekilde diyor, bir göze çarptı. Hayır, ters olsa göze çarpmaz hayır, mı? Ya şimdi hepsi... Atın bir tanesinden bir şey olmaz. Bir dakika. Kendi gitmiş Allah aşkına Kibar teyze ya. Kendi hepsini yanlış koymuş. Benim bir kaşığım neymiş? Niye içerideymiş de dışarıda değil. Çok bana şimdi masa düzenini sordum. Kibar abla şey şunu söyleyeceğim. Zaten. Annem diyor ki Nayda annesini göz önüne aldığı için yorumunu yapmadı. Yok, hiç alakası yok. Nayda doğru söyle. Göz önüne alsaydı o kadar yorum yapmazdı. Ben düzelteyim sana. Tuzluğunun eksik olduğunu ben söyledim, ekmeğinin masaya gelmediğini ben söyledim. Ama fark ettim, çok da süzdüm, görmüştür bunu kameralar. Söyleyecektim, kime de söyledim bilmiyorum. Sen söylemez miydin? Ben gerçekten yani kaşığı araya laf karıştı. Yoksa niye söylemiyorum? Söylerim ben? Diyor bilmiyorum bence ama. Bence söylerdi ya. Kibar ablanın da sofrasında ondan, hani böyle eksikleri zaten vardı. Biz dile getirmedik. Sen bir şey gözünü bilmedin Kibar. Hatta saymıyorum şu ama anda. Dile getirdin. Dile getirdin. Ama sorduğu için ben dile getirdim. Masayı nasıl buldun dedi. Düzeni demedi sana. Masa güzel. Evet, katılıyorum Neslihan ablaya. Yani bir kaşığı da gözler. Kibar teyze kusur arıyor. Aramak istersek kusur çok. Kibar Hanım gününden sonra açıldı mı? Açıldı. Hoş gününde kapağı çiçeğini unuttu, bizden izin istedi, biz ona izin verdik. Tamam, çiçeğini de koyabilirdik. Bir kaşı, bir çatal, bir şey olmaz. Ben onu sorun yapmıyorum, ondan puan kırmayacağım zaten. Ama söyledin. Söyleyebilir miyim? Nayda Hanım, dün Nesli anneme karşı biraz daha, dün yumuşaktı, siz yumuşak, öyle söylediniz. Evet. Alakası bunun sebebi yok. Komşuluğunun sizden olabilir, daha uzun olması mı? Olabilir. Alakası yok. Hayır, alakası yok. İlk günkü yorumlarına göre yumuşaktı Nesli Hanım. Hiç alakası yok. Bunun altında yatan senin komşuların 22 yıl olması mı? Beni dinle. Çok pardon Cemile. Ben birine söz hakkım verdim. O konusu siz dinleyin, tamam. Sonra cevap verin. Yani Nesli'nin dün anneme yaklaşım tarzı biraz yumuşaktı. Bu dikkatinizi çekti. Bunun evet. Sebebi altta yatan 22 yıllık komşuluk mu? Ya tabii o da etken olabilir. Alakası yok. Hayır, bir şey de çatı çatı söylerken. Tamam. Ne alakası var? Ne sinirleniyorsun? Nahide. Sinirlerimiz bozuldu. Kız
Biz annene de kaç senelik komşumuz. Ona niye biz yani şey davranmadık, anlayışlı davranmadık? Ama şimdi o 5 senelik, o 22 senelik. Yani ama olsun Kadir Bey, olsun, öyle bir şey yoktu yani. Annem de çok netti. Kız ya bu annem, çünkü annenin pişmediği anne, çok belliydi. Belli. Ümran teyzeninki o kadar belli olmadığı için bir kafa karışıklığı yani, oldu. Yani pürel içinde olan bir köfte. Yani sen buna pişmiş ama köfte tadı almıyorum. Suyun hani şeyin içinde olduğu için yumuşak olur. Ama onunki direkt kestir yani. Orası öyle ya, canım. Baklava, hamur görünüyor. Nasıl şimdi komşuluğunu bırakıp şimdi ben hamura olmuş desem diğer sizlere haksızlık yani, yapmış olurdum yani. Olmazdı. Benim de olsaydı. Ama Ümran'ınkine de dedim köftesini olmamış dedim. Olmamış dedi. Tatlısı da olmamıştı. Onu kabul ediyorum. Onun hatası kabartmak annemdeki kadar net. Ben hayır, ben onu kabul etmiyorum. Ama kabarmamış halde yine de içti. Yani çok da hamur değildi. Pişmiş. Peki Esra Hanım, siz masayı nasıl buldunuz? Ben güzel buldum masayı. Beğendin mi? Beğendim. Mesela masada yorum yaparken neye bakıyorsun? Senin için masa nasıl kötü olur? Ne eksik olursa? Yani masaya baktığında hep güzel olur diyorsun. Neye göre güzel masa? Yani tabağı, kaşığı, çatalı, her şey yerinde. Yerinde. Kibar ablanın takılmasına sinirlendim birazcık. Sinirlenmedim şöyle. Yok, takılmadım ben. Gereksiz şimdi, bir yorum. Yani yok, şöyle takılmadım. Kibar ablanın da eksikleri sofrasında çok vardı. Biz hiçbir şey demedik. Hani ilk günün heyecanı, yarışma heyecanı, iki saatin heyecanı deyip o bir çatalı kaşığı hani dile getirmeyebilirdi. Bak ben onlara hiç bakmadım, hiç dikkat etmedim canım. Bakmazsan bakarlar. Yani. Nesli Hanım, benim yok ama. Nesli, bugün Cemile'nin yemeklerine yorum yapacaksın. Evet. Peki Cemile genellikle sence yaşının arkasına saklanacak mı bugün? Beğenmezsek saklanabilir. Peki senin için geçerli bir mazeret mi? Değil. Bak hafta başında da geçerli diyordu, ben kendimle onu nasıl bir tutayım diyordu. Çelişiyor ama mu? Çelişiyor tabii. Şöyle ben seninle gurur duyarım. Ay aşkım. Tabii ki yaparsın, ben de gurur duyarım. Eğer gerçekten güzel olursa tebrik ederim tabii seni. Tabii ki. Ben de tebrik ben ederim. Ben de tebrik edeceğim onu. Tebrik edelim. Bu yani, kadar ev hanımının içinde yani, katılıp güzel yaparsa. Güzel yaparsa niye tebrik etmeyelim? Seni alkışlarım yani. Peki Kibar ablayı niye yapmacık buldun? Ya çünkü Kibar ablayı yapmacık değil. Şöyle Kibar ablayı. Röportaj öyle mi dedin? Yapmacık demeyelim. Nasıl dedin Kibar peki? Abla kendi gününü atlattı ya. Evet. Kibar abla dün hiç kendi Kibar abla gibi değildi. Sen yani gerçek komşu Kibar gibi mi değildi? Değildi. Ben yani dün Ümran'ın bir puanını kırdı. Kırdığını düşünüyorum yani. Ben şimdi kendi masamı kıyasladım. Ümran'a 3 verseydim kendi masama haksızlık olacaktı. Hayır Kibar abla sen kendi masamı. Hayır. Ben el açması börek yaptım. Ümran bana milföyle el açması bir böreğini dakika beğendik. Ama bir dakika. Bunun böreğini beğenmedik. Ben de kendimi savunayım. Ben el açması yapmışken Ümran bana milföyle geldi. Ben orada tabii ki de kendi masama... Puan vermedik ama Ümran'a. Nasıl puan vermedik? Milföy'den puan vermedik. Biz de beğenmedik. Evet, Kibar abla genel menüye baktığında. Sen Ümran'a da 3 puan verdin. Kibar abla sen şeyi anlamıyorsun. Sabitlendin. Senin 3 yemeğini beğendim. Sabitti ki mi bugün Kibar abla? 3 yemeğini beğendim. 3 puan verdim. Hafta başından beri Ümran'ın da 3 yemeğini beğendim. 3 puan verdim. Ama şimdi Kibar abla annemin yemeklerini hafif ve olmamış bulmuş. O onun fikri. Onun düşüncesi. Ama o da 3 yemeğini beğendi. Ana yemek pişmiş. Aşkım bak. Ben dedim ki ben el açması yaptım. Ümran bana milföylen geldi. Ben bunu 3 puan verirsem kendi masama ben abla bir böreğe takıldın. Diğerlerini beğendin ama. Baklava da açtım. Kendi menüsü de ağır olmuş olabilir ama olmamıştı. Ümran teyzenin hafifliğe göre daha başarılı bir menüydü. Ama pişmemiş bir baklavaydı. Ama bunu ben gelip pişiremem ki onun Kibar abla kalın yapmıştın da pişmemiş. Sofrada oturup da döktürürsün ama yiyemezsin, aç kalkarsın. Ama hafif bir şey yaparsın ama tok kalkar. Peki. Benim Kibar abla. Ümran da baklava yapsaydı, pişmeseydi ona da söylerdi. Söylerdi. Kibar abla Nesli senin yani için dedi ya, komşumu tanıyamıyorum dedi. Gerçek Kibar abla bu değil. Nesli kendi gününde gerçek Neslihan olur mu sence? Neslihan bilmiyorum. Kendi gününde hiç düşünemiyorum. Nesli daha fena olacak. Şimdi hakkımı yerseler olurum. İçindeki gerçek Nesli mi orada? Şu anda şimdi ben gerçek Nesliyim. Onlar kabul etmese bile çok ben gerçeğim ya. Yani. Hepimiz gerçeğiz. Hayır, sen gününü oynadın. Yok hiç günümü oynamadım. Gününü geçirdin. Gününü geçirdi, sana bir rahatlık geldi. Ben baştan da rahattım. Hayır. Kadir ben baştan da rahat değilim. Ama hayır. Bence eleştirilerin böyle
Ay kibar ama baştan rahattı. Aşkım bak. Ümran rahattı. Stresini demiyoruz ki. Yorumları. Onun herkesin senin stresi kendine. Peki. Ben başta o gün ev sahibiydim. Kibarsızlığa geçtin. Hayır ben o gün ev sahibiydim. Sen kibarlığı bıraktın kibarsızlığa geçtin. Suskunluğumu korudum. Ben şimdi hepinize nasıl çatır çatır cevap vereyim ev sahibiyken? Kibar abla ben de cuma günü ev sahibi olacağım. Ha. Benim hakkımı yersen çatır çatır da cevabını alırsın. Ben söyleyeyim sana. Onu o gün göreceğiz. Peki. Bir yarışmadan sonra göreceğiz. Kaydet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.